Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirerek envantere kazandırdığı dev silahlı insansız hava aracı Bayraktar Akıncı'dan yepyeni bir başarı daha geldiğini dün sizlere aktarmıştık. Bugün ise edindiğim yeni bilgiler doğrultusunda bu başarı esnasında Bayraktar TB2 SİHA'nın da büyük payı olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Açıklanan bilgilere göre Bayraktar Akıncı tarafından imha edilen hedefin lazer işaretlemesi yine Baykar üretimi olan Bayraktar TB2 SİHA tarafından yapılmış. Yani Bayraktar TB2 işaretledi, Akıncı ise kusursuz bir şekilde hedefini imha etti diyebiliriz. Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Baykar Makina, Bayraktar Akıncı TİHA, bugün Roketsan tarafından geliştirilen TBR-82 güdüm kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladığı ifadelerini kullanırken, bu teste dair video kaydı da Baykar Makina tarafından Twitter'dan yayınlandı. Baykar'ın yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni yağarken, Türkiye'nin bu muhteşem teknolojiyle dosta düşmana gövde gösterisi gerçekleştirdiği herkes tarafından onaylanmış durumda. Peki Bayraktar Akıncı TİHA tarafından TBR-82'nin atılması ne anlama geliyor? TBR güdüm kiti, Roketsan tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen MK-82 genel maksat bombalarının vuruş kabiliyetinin arttırılması amacıyla üretilmiş, yüksek hassasiyetli bir güdüm kitidir. TBR, genel maksat mühimmatlarını, ataletsel ölçüm birimi, küresel konumlama sistemi ve aktif lazer arayıcı başlığı kullanarak akıllı bir silah sistemi haline getirmek üzere programlanmıştır. TBR, sabit hedeflerin yanı sıra hareketli hedefler karşısında da yüksek hassasiyetle vuruş kabiliyeti getirmektedir. TBR'in yaklaşma sensörü opsiyonu da mevcut. 2.6 metre uzunluğa sahip olan TBR-82 yaklaşık olarak 270 kilogram ağırlığında. 28 kilometre menzile kadar ulaşabilen TBR-82 mühimmatı yaklaşık olarak 3 metre civarında bir sapma değerinde nokta atışı gerçekleştirebiliyor. Yani bu mühimmat 28 kilometre uzaklıktaki düşmanı sadece 3 metre hedeften şaşma payıyla her seferinde vuruşu garanti altına alıyor. Bu da normal şartlar altında doğruluk payı 20 metre, 30 metre, hatta 50 metrenin bile üzerine kadar çıkabilen genel maksat mühimmatlarının hedefi şaşırma ihtimalini tamamıyla ortadan kaldırıyor diyebiliriz. Bayraktar Akıncı TİHA'nın böylesine bir güçle donatılması ise hava yer görevlerinde ona muhteşem bir kabiliyet kazandırıyor. TBR-82, bildiğiniz üzere MK-82 genel maksat mühimmatını akıllı hale getirmekte, yani patlayıcı sistemleri MK-82 ile aynı. MK-82'ye baktığımız zamansa bu sistem düşman tanklarına ve diğer yer hedeflerine ve binalara yapılan saldırılarda kullanılan oldukça etkili serbest düşümlü bir bomba. Serbest düşümlü özelliğini TBR güdüm kiti ile kaybeden ve 3 metrelik sapma değeri ile artık hassas güdümlü bir mühimmata dönüşen MK-82'nin üzerinde çok yüksek miktarlarda patlayıcı bulunmaktadır. Gövdesi yaklaşık 230 kilogram ağırlığa sahip olan MK-82'nin içerisinde 90 kilogram civarında H-6 tipi yüksek infilaklı patlayıcı bulunmakta. Bu da onu düşman hedeflerini imha etmek için muhteşem bir silah sistemi haline getiriyor ve Bayraktar Akıncı TİHA'nın hava yer görev kabiliyetlerini muhteşem şekilde arttırıyor. MK-82'nin yüksek patlayıcılı ve parça tesirli harp başlığı seçenekleri de var. Böylelikle hem hedef imha amacıyla hem de anti personel amacıyla da kullanılabiliyor. Şimdiye kadar sadece F-16 gibi savaş uçakları tarafından kullanılabilen bu mühimmatı Bayraktar Akıncı TİHA'nın fırlatması ve hedefi tam 12'den vurması artık Türk düşmanlarının ayağını denk alması gerektiğini ifade etmektedir.
yani Bayraktar Akıncı TİHA artık savaş uçaklarıyla denk mühimmatları kullanabiliyor ve bu onu inanılmaz derecede tehlikeli bir silah sistemi haline getiriyor. Türkiye, yerli ve milli teknoloji ile birbiri ardına muhteşem silah sistemlerini envantere katmaya devam ederken, artık savunma sanayimiz farklı farklı silah sistemlerini üretmekle yetinmiyor, bu silah sistemlerini birbirleriyle kombine ederek güçlerini, imkan ve kabiliyetlerini daha da yüksek bir seviyeye çekiyor. Türkiye, bundan sadece 20-25 sene önce yurt dışından silah alımına tamamıyla bağımlı bir ülkeyken, bugün geldiği son noktada her türlü silah sistemini yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerle üreterek tüm dünyaya ihraç ediyor ve büyük ölçüde savunma sanayi ihraç geliri elde ediyor. Türkiye'nin son 20 yılda giriştiği en önemli savunma sanayi konularından birisi ise tartışmasız bir şekilde silahlı insansız hava araçları. Silahlı insansız hava araçları konusunda tartışmasız bir numaraysa Türkiye'nin gururu Baykar makina. 1986'dan bu yana Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması amacıyla yerli ve milli üretimden yana çalışan Baykar, geçtiğimiz yıllar içerisinde Türkiye'de savunma ve havacılık alanında dönüşüm başlatacak bir ivmenin öncüsü haline geldi. Baykar Makina, otomotiv sanayi olarak adım attığı mühendislik girişimini yeni kuşak mühendisleriyle gökyüzüne taşıyarak bugün dünyanın sayılı silahlı insansız hava aracı üreticilerinden biri haline geldi. Son 2 senede sadece tek başına 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirerek göğsümüzü kabartan Baykar Makina'nın yepyeni projeleri ise gelmeye devam ediyor ve Türkiye yeni dünya düzenine Baykar Makina sayesinde hazırlıklı giriyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.